Merhaba arkadaşlar. Çok düşük bütçeli Oscar'ımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sevgili abonelerimiz, nasılsınız? Biz bugün 2 dirhem 1 çekirdek hazırlandık. Bir önceki videoyu izleyenler zaten biliyorlar. Yorum Oscar'ları yapacağımızı söylemiştik. İlk kez yapıyoruz. Çok heyecanlıyız. Bugün adayları size açıklayacağız arkadaşlar. Siz de bizim topluluklar sekmesinde oluşturacağımız anketlerden adayları oylayacaksınız. Ve sizin oylamalarınız sonucu da bugün 4 tane kazanan olacak. Ve o 4 kazanana da kendi markamız olan Fant'tan 500 lira üstü bir hediye paketi göndereceğiz. Evet, hediye paketin içeriği de çok zengin. Öyle küçük bir tüyo vereyim. Biliyorsunuz birçok ilki yaşadığımız bir sene. Bilmediğimiz birçok işe soyunmuş durumdayız. Sosyal medyada olmak, işte YouTube'da olmak bunlardan biriydi. Şimdi bir diğeri de sunuculuk, böyle piyes gibi hazırlanmış bir vaziyetteyiz ama bizim takipçilerimiz en iyisini hak ediyor. Hazırlandık sizin için. Filiz'in dediği gibi bizim abonelerimiz en iyisini hak ediyor. Biz de böyle alelade bir şey koymak yerine gerçekten hazırlanıp bir şey yapıp mesela salonumuzun bir kısmını boşaltıp bu kürsüyü yapıp burada size bunu sunmamız, işte videolarımızı editlememiz, mükemmel drone görüntülerimiz gibi en iyisini hak ettiğiniz için en iyisini vermeye çalışıyoruz sevgili dostlarımız, abonelerimiz, arkadaşlarımız. Daha önceki videoda biraz bahsetmiştik. Yine şimdi bir tekrar üstünden geçelim. 4 farklı kategoride 5 aday belirleyeceğiz. Sizlerden onları oylamanızı isteyeceğiz ki adil bir, eşit bir yarış olsun ve gerçekten doğru kişilere hediyelerimiz ulaşabilsin. Aynen, burada biz belirleyelim istemedik. Sizin belirlemenizi istedik. Dışarıdan nasıl gözüküyor? Bunu sizin yorumlarınız ve anket sonucuyla anlayacağız. Ve bu sonuç doğrultusunda da kazanan abonelerimize hediyelerini göndereceğiz. Biz çünkü zaten yorumlar arasında seçim yapamadık, karar veremedik. Gerçekten hepsi bizim bebeklerimiz gibi. Yani hepsi okurken çok mutlu olduğumuz yorumlardı. Gerçekten çok pozitif yorumlarla bu noktaya kadar getirdiniz bizi. Çok teşekkür ederiz. Bize de şöyle bir şey oldu. En baştan tüm videolarımızı bir daha izleyip, tüm yorumları okuyup, bu videoda şunu yapmışız, şu videoda bunu yapmışız, bak şurada şöyle yorum gelmiş. Bize bir nostalji yaşattınız aslında. Bir taraftan da nasıl bir gelişim gösterdiğimizi gördük. İlk videolarımızla son videolarımız arasındaki farkları gördük. Bunu görüp şöyle bir coşkuya katıldık arkadaşlar. Bu kadar zamanda böyle bir gelişim gösterdiysek herhalde bundan bir sene sonra çok daha güzel, çok daha tatlı videolar sizi bekliyor. Desteklerinizle tabii ki bu motivasyonla çok daha iyi yol alacağımıza ben de inanıyorum. Evet, isterseniz Filiz Hanım sen önce bizim kategorilerimizi say. Hangi kategorilerde ödül veriyoruz? İlk düşük bütçeli Oscar yorum ödüllerinde 4 farklı kategori belirledik söylediğim gibi. Bunlardan bir tanesi en komik yorumlar. Diğeri en doğa sever, en destek, tam destek. Dördüncü ve son kategorimizde en mest eden yorumlar. Hangi yorumu koyalım, hangisini koymayalım, biz işin içinden çıkamadığımız için o işi burada çekilişle yapacağız arkadaşlar. Onu çekilişe, kuraya bıraktık. Biz seçmeyeceğiz. Biz ufak bir eleme yaptık. Her kategori için 5 tane yorum içeren bu kağıtlardan çekeceğiz. Ve size bunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Evet, sonrasında iş tamamen size düşüyor. Birinci geleneksel yorum Oscar'larımızın ilk kategorisi en komik. En komik için buyurun Filiz Hanım, ilkini çekin. Hadi. Bismillah diyelim, başlayalım. Hem TRT'de gibi hissediyorum şu an. Birinci en komik yorumumuz Nuray Sancaklı, kocaman odun bulduk videosuna yorum yapmış. Başlangıç olarak bugün Denizcan yoktu. O yüzden yerine ben videoda olacağım. Sakalımı kestim ve bugün Mia beni tanımadı. Yorumu da şöyleydi. Sakal kesme maceranız eşimin bıyık kesmesini hatırlattı. Seneler önce bıyığını kesip oğlumuzun yanına gelince öyle bir ağlama krizine girmişti ki çareyi göz kalemiyle bıyık çizmekle bulmuştuk. Şimdi gülerek hatırladım. Biz de çok gülerek okumuştuk. Evet, hatırlarsınız ben sakalımı kesip aşağı inmiştim. Mia beni tanımamıştı ve ağlamaya başlamıştı. Biz de bunu sizlerle paylaşmıştık. Onun üstüne gelen bir yorumdu. Evet, en komik ikinci adayımız. Buyurunuz Filiz Hanım. Ben bir çekeyim ya. Çekilişler sende. Peki. Süleyman Çelebi, ayı videosu. Ayı videosu dediğim biliyorsunuz geçenlerde bisikletle Kerem Ali'ye çıkıp ondan sonra da yayan biçimde karların içinde dağın zirvesine doğru gitmiştim ve karşıma bir ayı çıkmıştı. Burada yine çok güldüğümüz bir yorum. Buyurunuz. Evet arkadaşlar, drone'la
Ah, yükselince gördüm. Şuradan aldık 500-600 metre kalmış. Çıkmama kayıp olur. O yüzden drone'u da hemen indirdim aşağıya. Süleyman Bey demişti ki, merhabalar, vahşi doğaya nasıl çıkılmayacağı konusunda iyi bir video olmuş. Şansınızı da zorlamışsınız, geçmiş olsun. Buna da çok güldük arkadaşlar. Biz bilmiyorum siz nasıl tepki veriyorsunuz ama... Üçüncü aday için. Evet, üçüncü adayımız için çekilişimizi yapalım. Çen çen kümes videomuz. Biliyorsunuz bir kümes yapmıştık. Biz ev gibi bir kümes yaptık. Ve bu kümesi 3 video halinde tüm yapılışını sizlerle paylaşmıştık. Buraya gelen yine bizim çok güldüğümüz bir yorumdu. Buyurunuz. Deniz çocukluğundan beri böyle bir şeyler yapmaya çok böyle hevesli, çok hoşlanan biri. Evet, bir misafirimiz var. Hav 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 yapıyor değil mi kızım? Çençen'in yorumu şöyleydi. Poşeti vidalayan bir tek seni gördüm. Çok yaşa değil mi? Bir tane ahşap zımbası al, çok işe yarıyor. Evet, ben tüm poşetleri vidalama makinesiyle vida soka soka yapmıştım. Biz yorumdan sonra bunu düşündük. Gerçekten keşke daha önceden bize bunu nasıl aklımıza gelmedi ya da biz akıl etseydik. Dördüncü yorumumuz için. Bu arada biz yorumu aradığımız yerleri ben kesiyorum arkadaşlar düzenlerken. O yüzden siz direkt bizi izliyorsunuz. Hani herhangi bir yanlış anlaşılma olmasın, çekiliş yapıp burada tüm yorumlar var. O yorumlar içinden sırasını arayıp size söylüyoruz. Evet. Dördüncümüz Kral Banko. Ramazan pidesi yaptığımız videoya gelmiş. Yaptığımızda arkada duruyor zaten. Birazdan gösteririz evet, onu Deniz'in da. Deniz'in ilk aslında pide hazırlama deneyimi oydu. Ne eseri oluyordu? Çıraklık eseri. Bu ustalık eseri. Hadi bakalım. Biraz koyalım Deniz. Yeter. Onu elimle biraz açayım. Ver bir bunu. Diyorsun. Demiştik yorumda. Abi çok garip. Tatlı bir spin var Deniz. Garip ve tatlı peki. O mal bu arkadaşlar. Olan bu. Olan bu. Bakalım. Evet. Son. Bu kategorinin evet, son videosu. En komik kategorisinin son adayını açıklayacağım şimdi. Devrim Öztürk. Damlama sulama kurduk. Damlama sulama. Damla sulama. Damla sulama değil mi? Ha. Damla sulama kurduk videomuza yapmış. Sana artık sevgili abonemiz demek istiyorum. O yüzden abonemiz olur musun? Bir teklif. Teklif ediyoruz. Abonemiz olur musunuz acaba? Birazcık da şöyle bir aslında... Hadi bana sevgili abonemiz deyin. Demiştim. Biliyorsunuz biz hep hani bizi izliyorsanız lütfen abone olun diye çağrılar yapıyoruz. Bu çağrılardan birinde size abonemiz demek istiyoruz demiştik. Oradan da tabii hemen karşılık geldi ve hadi bana sevgili abonemiz deyin dedi. Evet, açık bir teklifte bulunmuştuk. Abonemiz olur musunuz? Bir teklif de o da bana hadi sevgili abonemiz deyin demiş. Evet, sevgili Devrim, sevgili abonemiz. Aramıza hoş geldin. Yeni katılan herkes bu arada aramıza hoş geldi. Kanalı da takip etmiyorsanız, abone olursanız seviniriz. Bildirim zilini açarsanız. Tam da yeni gelmişken ayrıca belli bir süre daha aramıza katılan herkese kurucu üyemiz demeye devam edeceğiz. Bütün kurucu üyelerimize tekrar selamlar. Sıra geldi ikinci kategorimize. En doğa severler. Biliyorsunuz biz şehirden köye göçen bir aileyiz. İstanbul'dan kaçtık ve köy hayatına başladık. Köy hayatına başlamamızdaki en büyük etkilerden bir tanesi doğal yaşam, doğal yaşantı ve temiz bir hayattı. Bu yüzden bu yorumlar da bizim için gerçekten çok önemli ve bunun gibi çok daha fazla var. Ama ne yazık ki biz sadece 5 tanesini size sunabileceğiz. Evet, buyurun Filiz Hanım. Peki. İlk adayımız Fahriye Genç. Tohum ektiğimiz videoya yorum yapmış. Şekillenecek. Bu arada arkadaşlar hani her tarafımız toprak ama bu bir markette indirimdeydi. Torflu toprak. O yüzden aldım. Fidelerimizi yaparken dedik hani güzel bir toprak. Kolay gelsin canlarım. Poşeti yırtıp çöpümü cebine koymam beni çok mutlu etti. Yolunuz kanalınız hayırlı olsun evlatlar. Çorlu'dan selamlar demişti.
dışarıya çöp atmayı sevmeyen bir aileyiz. Biliyorsunuz bir tane de çöp toplama videomuz vardı. Bu video haricinde de herhalde ayda bir çıkıp, değil mi? 4 jumba boy, 5 jumba boy çöp poşeti ormandan çöplerimizi topluyoruz. Doğamıza saygılı olalım. İkinci yorumumuz. Evet. Mesaj veren çocuğumuz yaptıktan sonra ikinci kategorinin ikinci adayı. Buradaki adayımız da aslında bizim gibi bir YouTube kanalı. Köye göçtük gari orman belgeseli videomuza yapmış. Evet. Ormanın sesini, doğanın sesini dinlemeye geldik. Bu videoda birazdan sadece doğayı size göstereceğiz. Orman kendi sesiyle konuşacak. Arkada bir müzik olmayacak, bir efekt olmayacak. Şimdiye kadar da 5 aydır buradayız değil mi? 5 aydır ormanda çektiğimiz bir takım videoları editleyip onları size sunacağız. Merhaba dostlar. Videoyu izlerken çok keyif aldık. Harika olmuş. Maalesef ülkemizde her sabah gözümüzü açtığımızda farklı bir doğa katliamına tanıklık ediyoruz. Çok üzücü bir durum. Bizler ne kadar çok duyarlı olursak, sesimizi duyurursak, bir nebze de olsa bizi duyup artık doğayı katletmekten vazgeçerler. İnşallah. İnşallah. Burada bu söze katılmaktan başka ne diyebiliriz? Evet, üçüncü adayımız geliyor, geliyor. Kim acaba? Acaba? Evet, burada da su iş ya da su ıs. Tamam, tabii Türkçe karakter olmadığı için bilmiyoruz. Biz su iş diyelim. Bizim kızımızın adı da aslında su, Mia Su. Çöp toplama videomuza yapmış, demin bahsettiğimiz videomuza. Çayımızı içip buraya geldik, kurulduk. Yorgunluk çayı yapıp ondan sonra çöpleri toplamaya evet, başlayacağız. Hem de güzel bir ortamdan ilk önce bir seslenmek istedik. Sonra temizliğimizi yapıp oturmaya devam edeceğiz. Demiş ki, ellerinize emeğinize sağlık. Çok üzücü gerçekten. Ya kendi çöpünü toplamak bu kadar mı zor? Bu insanlar niye öğrenmiyorlar? Bizim burada da çöp arabası gidiyor, arkasından çöp çıkarıp kapının önüne bırakıyorlar. Şikayet ediyoruz. Yok gene aynı, gene aynı. Ne diyeyim, sizin gibi insanlar çoğalsın. Hep beraber düzeltiriz. İyi olur inşallah. İnşallah hepimiz gibi insanlar çoğalır. Doğaya saygılı, etrafını pisletmeyen, uyum içinde yaşayan bir toplum haline dönüşebiliriz. Zaten doğa sevmeyen birinin bizim kanalda olacağını çok zannetmiyorum. Doğal yaşam sevenler burada. Evet. Yeni yorumumuz için dördüncüyü, sonra bir tane daha var. İkinci kategorinin dördüncü adayı o. Evet, dördüncü adayımız Şerife Filiz. Yine orman videosu. Şerife Hanım demişti ki, tek kelimeyle muhteşemdi, ruhumuzu dinlendirdiniz, özlemişiz doğayı, kuş seslerini, şırıl şırıl akan suyun sesini. Teşekkürler. Teşekkürler. Siz teşekkür ederiz. Ve bu kategorinin son videosu, son abonesi. Son adayımız. Son adayımız. Geliyor. Ve direkt aslında ismiyle de sesleneceğim. Oktay Çetin, Oktay abimiz. Temiz hava solumalı insan isimli shorts'umuza yazmış. Oktay abi demiş ki, kurban olduğum Allah'ım ne de özene özene yaratmışsın her canlıyı, bitkiyi, tabiatı. Binlerce kez şükür olsun bu hayatı bu güzel ülkede yaşıyoruz. Harika görüntüler çekmişsin kardeşim. Sevgiler, eline sağlık. Teşekkür ederiz. En destek, tam destek kategorisi için birinci yorumumuzu çekmek üzere Filiz Sönmezoğlu'nu fanusumuza davet zaten ediyoruz. Zaten buradayım, merak etmeyin. Geldim, hemen çözüyoruz. Aslı isimli abonemiz yine damla sulama videosu için yapmış. Bir tane al dedi, benden olsun. Bu tarz saksılar alıp bol bol her tarafa fesleğen ve lavanta ekmek istiyoruz. Lavantaları aldık zaten, fesleğen alacağız. Önerileriniz var mı bahçe için? Yani uzun ömürlü olacak, bakımı kolay çiçekler tavsiye ederseniz çok sevinirim. Demiş ki, siz konuşurken arkadan gelen kuş sesleri öyle güzel ki sanki aynı mekanda gibiyiz. Bahçe ve oturma alanı çok güzel oldu. Ben sardunya ve ortanca insanıyım, çok severim ve çok zahmetsizlerdir. Bir an önce hak ettiğiniz abone sayısına ulaşın diye her gün bakıyorum neredeyse. Muratça ilgiyle takip ediyorum. Bekliyorum cuma gününü, sevgiler. Teşekkür ederiz.
Teşekkürler. İnşallah. İnşallah. Biz de bekliyoruz. Üçüncü kategorinin ikinci adayı geliyor. Evet, adı yeni geçmişken, değil mi? Bundan sonra bu kategoride şansa bak. Yer aldı. İkinci adayımız sevgili Muratça. Birimizin köyde, birimizin şehirde ayrı düştüğü ilk videoya yorum yapmış. Biz iyiyiz. Deniz'le ayrı düştük. Tabii birazcık özlem var. Niye de babasından ilk kez bu kadar uzak kalıyor? Ben de diyebilirim ki 3 yıldır en uzun ayrılığım yaşıyorum şu an Deniz'le. Videoda her ne kadar yan yana dursak da ne yazık ki şu an ayrıyız. Ve bu videoyu... Muratça'yı zaten biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde röportaj yaptığımız, yine bizim gibi YouTube kanalı olan bir arkadaşımız. O da şöyle demişti yorumda. Tebrik ederim. Çekim zihni, fikri ve yenilik çok hoşuma gitti. Enerjili insan hastasıyım zaten. Sizi ziyaret edeceğiz yakın zamanda. Çok çok selamlar. Evet, bu videoda biz Filiz'le ayrı kaldığımız ilk videoydu. Ekranı ikiye bölük aslında. İki farklı yerden sanki yan yana gibi seslenmiştik. Ve bu sevgili Muratcan'ın hoşuna gitmiş. Bunu da bize bu şekilde bildirmiş. Çok teşekkür ederiz. Buyurunuz Filiz Hanım. Üçüncü yorum için. Üçüncü yorumu. Evet, burada sevgili eşimin adaşı Filiz Ergen'e ev gezme videosuna yorum yapmış. Hoş geldiniz. Burası? Evet, son videoyu da bitirdim. Biz 8 saattir sizinleyim herhalde. Hepsi çok güzeldi, emeğinize sağlık. Beni bugün diğer diğer gezdirdiniz. Düşümde, anılarda. Ama en güzeli de Mia çıktı maşallah. Rabbim nazarlardan korusun. Çok zeki, çok afacan ve çok tatlı. Bizim sülalede de diyelim, genel olmasın, kız evlatları çok sevilir. Biz de 5 kız kardeşiz. Benim de 2 kızım var. Kızlar değerlidir, biz severiz. Neyse, yüzünüzdeki gülümsemeniz, ruhunuzdaki huzurunuz eksik olmasın. Yaşamınız boyunca inşallah. Evinizde de güle güle bol kahkahalı günler geçirin. Sevgiler, hepinizle tanıştığıma çok memnun oldum. Yeni videoları bekliyorum demiş. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir yorumdu. Bu arada bize çok fazla geliyor. İzlemeye başladım, 6 saattir sizi izliyorum. İzlemeye başladım, 8 saattir sizi izliyorum. Yani yorumlarda en az 10 tane var böyle abonemiz. Bunu duyunca çok mutlu oluyoruz çünkü güzel bir şey yaptığımızı anlıyoruz. Bu da bizi gerçekten çok kamçılıyor. Evet, daha güzel şeyler ediyorum. Yapmamız için motive ediyor. Dördüncü yorumumuz için. Ayten Tokatlı, Bambam için köpek maması yaptığımız ve tarifini verdiğimiz video için yorum yapmış. Bambam hep çok kaliteli mamalar yedi. İşte Orjin gibi, Akana gibi. Ayten Hanım demiş ki, yine siz, yine ben, yine yüzümde bir tebessüm. Bahsini ettiğiniz konulara o kadar hakimsiniz ve o kadar keyiflisiniz ki ne kadar uzun süre olsa izlenir diye düşünüyorum. Sevgiler, sağlıkla kalın. Çok teşekkür ederiz. Size sağlıkla kalın. Evet, son videosu, bu kategorimizin son videosu. Mustafa Emir Toklucu, betondan ocak yapımı videosunu yorum yapmış. Deniz'den gitar çalmasını rica ettim, beni kırmadı. Bir önceki ev turunda ya Nothing Else Matters'a demiştik, romansı çalarız, romansı çalmıştık. Bugün de Nothing Else Matters'ı çalalım arkadaşlar. O sırada mısırımız patlasın, ıhlamurumuz demlensin. Birazdan sohbetimize devam edelim. Demiş ki, kapanış bölümünüzde çok şenlikti. Abim sende bir şovmenlik havası da yok değil. Sizler YouTube'da inşallah başarılı olacaksınız. Ablamızın da ekran yüzü çok iyi, başarılar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet, yeni kategorimize geçeceğiz. Evet, son kategorimiz. Son birinci yorumu. Evet, son kategorimizin ilk yorumu geliyor. Sencer Giray Han yorum yapmış. Çardağı yıkıp tekrar yaptığımız video için. Plan kapatınca çok güzel olur ama ya altı. Niye bir yere mi gidiyorsun? Ne o Mia? Bambama yemek yapacaktık onunla. Bu yorum da şöyle. Yüzünüzdeki tebessümünüz, hayat enerjiniz ve bize sağladığınız seyir zevki için çok teşekkür ediyoruz. Sizi izlerken soba üzerindeki kestaneler, bahçemizdeki çiçekler, biriktirdiğim misketler geliyor aklıma. Saf ve temiz çocukluğum.
Daha büyük bir hediye var mı ki bize verebileceğiniz? Yüzünüzdeki gülümseme hiç eksik olmasın, yeter canlar. Çok teşekkür ederiz. Bizi gerçekten çok mutlu eden yorumlardan biriydi. İkinci. Sayın Ali Arıbaş. Pazara gitmeye son artık dediğimiz, ekinlerimizi ektiğimiz videomuza yorum yapmış. Evet. Sırlarımızı ektik. Evet. Şimdi de fasulyelerimiz var. Yine ata tohum ve ayrıca aldığımız. Bunu bizim buradaki pazardan aldık. Ali Bey demişti ki, Murat Deniz bu aileye katıl, daha iyisini bulamazsın aslanım. Biliyorsunuz bir haber vermiştik. Yeni bir bebeğimiz oluyor. Yeni bir oğlumuz oluyor. Onun için yorum yapmış. Çok teşekkür ederiz. Siz de ailemize iyi ki katıldınız Ali Bey. Eski bir videomuza geldi. Değil mi? Daha Bostancı'daydık bu videoyu çekerken. Evet, daha köye göçememiştik. Göçmeye çalışıyorduk. Göçmeye çalışıyorduk. Mahmut Taşkın, açık hava sineması yaptığımız Bostancı sahilinde videoya yorum yapmış. Nereye gittin dostum? Tanrım. Oh, Tanrım nereye gitti bu? Dostum orada mısın? Güzel bir gündü, şimdi hatırladım. Mahmut Bey demişti ki, tesadüfen rastladım size. 6 saattir eski videolarınızı izliyorum. Bu arada Bostancı ve Bağdat Caddesi civarında 20 sene taksicilik yaptım. Bu mesleği yapan herkese de selamlar. 4. yorumumuz için buyurunuz. Yine bir YouTube kanalı olan bir ablamız diyeyim bu sefer de. Biz biraz bu YouTube kanalı olup köye göç eden ailelerden uzaktayız. Biliyorsunuz Sakarya'dayız. Bu trend genelde Muğla ve Ege tarafına göçlerde yer alıyor. Bu yüzden hepsine çok uzağız ama YouTube'dan bir şekilde birbirimizle bir etkileşim içinde oluyoruz. Sevgili Nursen Çıtır, Bamba'mı yıkadığımız videoya yorum yapmış. Yorumu şöyleydi Nursen Hanım'ın. Sırlarımızı ektik. Evet. Şimdi de fasulyelerimiz var. Yine ata tohum ve ayrıca aldığımız. Bunu bizim buradaki pazardan aldık. Yolumuz açık olsun. Bebişiniz çok küçük ve çok yeni bir bebiş. Çok zor. Sağlıkla büyüsün ikisi de. Adlarınızı bilmediğim için kadın arkadaş diyeyim. Benim o. Sesinizin rengi ne kadar güzel, temiz bir ses, seslendirme için ne kadar uygun bir ses. Mesleklerinizi bilmiyorum, belki böyle bir mesleğiniz vardır ama değilse de sesinizi bir enstrüman olarak kullanmanızı öneririm. Çok teşekkür ediyorum kendi adıma, çok sağ olun. Biz de sevgili Nursen ablamıza diğer videolarımızı da izlemesini öneriyorum. Bu arada Nursen ablamızın birkaç bize yorumu daha var, videolarımızı çok beğendiğini söylemişti. Çok teşekkür ederiz. Biz de onun videolarını çok seviyoruz ve severek takip ediyoruz. Evet, son yorum. Hadi bakalım, son talihlimiz kim? Buzlar Kraliçesi, bebek cinsiyetine haber verdiğimiz videoya yapmış. Şimdi ama buraya kadar izleyen abonelerimiz bir oyun yapalım ama bozmayın. Şimdi videoyu ileriye almadan, bilmeden bir yorumlara cinsiyet tahminlerinizi yazarsanız tahminleri bakalım. Alalım, evet. Kiminki tutacak? Sen ne diyorsun Filiz? Anne erkek istediyor. Ben de kız istiyorum bakalım ama... Hadi bakalım. Sağlıklı olsun. Bakalım ki. Demişti ki, inanın çok sevindim. Rabbim sağlıkla huzurla kucağınızı almayı nasip etsin. Küçük adam şimdiden aramıza hoş geldin. Ömrü, şans, sağlık uzun olsun. Dünya tatlısı anne ve babasıyla musmutlu yaşasın. İnşallah ben de kendimi teyze ilan edebilir miyim? Tabii ki edebilirsiniz. Çok da memnun oluruz. Yine mesleden yorumlardan biriydi gerçekten. Evet, 4 kategorimizde 5'er tane yorum, yani toplam 20 tane yorum. 4 kategori için bu video yüklenirken aynı zamanda sayfamızın topluluk kısmında da 4 tane anket size sunulacak ve bu anketi oylamanızı isteyeceğiz. Bu sonuçlara göre de Cuma günü biz kazananları belirleyip bu bize yaptıkları yorumların altına bize nasıl ulaşacakları ile ilgili gerekli bilgiyi göndereceğiz arkadaşlar. Ve kısa bir video hazırlayıp kazananları size açıklayacağız. Evet, bu düşük bütçeli Oscar ödüllerinin ilkiydi.
ama bu tabii ki günlük paylaştığımız diğer videolarımızdan çok farklı tarzlı bir video. Haliyle bu konudaki fikirlerinizi gerçekten merak ediyorum. Eğer bu video hoşunuza gittiyse, bu tip hediyelerin devamı gelsin diyorsanız lütfen bunu bize yorumlarda belirtin. Videomuzu beğenin. Evet, videomuzu beğenin ya da beğenmiyorsanız da beğenmedim butonuna tıklayabilirsiniz. Biz de böylelikle bu etkileşimden nasıl bir yol almamız gerekiyor bununla alakalı birazcık daha sağlıklı bir karar verebiliriz. Yani anlayalım ki bunun ikincisi olsun mu? İkinci geleneksel yorum Oscar'ları yine olsun mu 6 ay sonra, 1 sene sonra? Mesela evet, senede bir yapabiliriz. Belki bir sonrakini düşük bütçeli değil, çok düşük bütçeli değil de daha az düşük bütçeli yapıp daha farklı bir yerde sizleri de davet ederek yaparız arkadaşlar. Belki paket içeriği zenginleşebilir. Belki çok daha farklı bir organizasyonla bunu yapabiliriz. Bugün evimizin salonundan yaptık ama gelecekte ne olacağı bilinmez. Sevgili dostlarımız, burada gerçekten o kadar büyük bir emek var ki böyle alelacele bir şeyler yapıp size sunmuyoruz. O konu hakkında gerçekten düşünüyoruz, hazırlanıyoruz. Bunun hazırlanma aşaması, sonra yapma aşaması, size sunma aşaması gerçekten çok emek isteyen bir süreç. Bize yorumlarda bulunduğunuz önerileri gerçekten dikkate alıyoruz. Bunlardan en sık duyduğumuz video sayısını arttırın, sizi daha çok görelimdi. Bu gerçekten bizi çok mutlu eden bir yorum. Ve şimdiye kadar haftada bir şeklinde yayınladığımız videolar haftada ikiye çıktı ve artık zannediyorum bu hafta itibariyle haftada 3 video paylaşmaya başlamış olacağız. Ama bu zannediyorum bizim için kıvamıdır artık değil evet, mi? Evet, biz haftada 3 videoda büyük ihtimal kalacağız arkadaşlar. Geri kalan günlerde de zaten size kısa shortslar aslında ben yayınlıyorum. İşte bir kuşu çekiyorum, bir sümüklü böceği çekiyoruz, yerdeki karıncaları çekiyoruz, buradaki doğadaki güzel bir şeyi çekiyoruz, Mia'yı çekiyoruz, tavuklarımızı çekiyoruz. 1 dakikalık, 30 saniyelik güzel videolarla aslında her gün size bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evet, belki de bu sizinle karşılaştığımız ilk videodur. Zaten abone olmuş olan arkadaşlardan bahsetmiyorum ama şu an ilk kez bizimle karşılaşan arkadaşlarımız için söylüyorum. Lütfen kanalımıza abone olun. Desteğinize çok ihtiyacımız var, yolun çok başındayız. Bildirim zilini de açın. Hemen bildirim zilini açın. Videolarla alakalı fikirlerinizi, yorumlarınızı gerçekten önemsiyoruz. Bunlar bizim için güzel bir rota çiziyor. O nedenle yorumlarınıza çok kıymet veriyoruz. Fikirlerinizi çekinmeden paylaşabilirsiniz. Eleştiriye açığız yapıcı oldukça. Problem yok. Siz bu videoyu izlerken biz Mia suyumuzun ikinci yaş gününü kutluyor olacağız. Onu da tabii sizlerle paylaşacağız. Sessiz olur mu? Paylaşmadan olur mu? Orada da sürpriz şeyler var. Evet. Bir takım yaptığımız, daha doğrusu yapmaya çalıştığımız. Evet, onları da sizinle paylaşıyor olacağız. Takipte kalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.